Keyingi savol. Geliyga nisbatan zichligi 14,5 bo'lgan azot 3 oksidi va azot 4 oksididan iborat aralashma. Azot va kislorod atomlari soni nisbatini aniqlaydigan savol berildi. Xo'p, bu yerda nimadan ishni boshlaymiz? Bizga zichlik berildi, D geliy deb. Bu etildi 14,5 ekan. Shu zichlikdan foydalanib o'rta chamalar masalan top bo'lsa, 14,5 ni ko'paytiramiz geliyning og'irligi 4 ga. Bu bize de doğru gelirken 58 gram taksim mol. Demek orta çimal yarması bu gen. İki gaz var azot 3 oksidi ve azot 4 oksidi. Azot 3 oksidinin ağırlığı 76, azot 4 oksidi. Onu sorayım ha, NO2 bölüş gerek. 46. Ortaya orta çimal yarması koyuladı, 58 koyuladı. Diagonal koydası malum, demek 58'den 46'ın ayırsa 12 çıkadı. 76'dan 58 ayırsa 18 çıkadı. Hop, bu nisbat alınsa qaraydi. 18'da 12. Kattasını kichigiga bo'lib oladi. 18 12'ga bo'lib olamiz. Bu 1,5 çıkadı. 12 12'ga bo'lsa, o'zini o'ziga 1 çıkadı. Hop, mana nisbatni topib oldik. 1'ga 1,5 mol ekan. Demek 1 mol azot 1 oksidiga 1,5 mol azot 3 oksidi to'g'ri kelar ekan. Azot 4 oksidi to'r kelar deylik. Azot 4 oksidi to'r kelar ekan. Shunda bizda jami azot atomi nechta bor? Azot 3 oksidida 2 plus mana mana 2 olaman. 1,5 ni 1 ga ko'paytiramiz. 1,5 ni o'zi chiqadi. 1,5 chiqadi. Shunda 2 ga 1,5 ni qo'shsak 3,5 mol azot atomi. Endi kislorodimiz qancha? 3'te kislorod atomi bor. Mana 3'te bo'lganligi uchun. Endi mana 1,5 ni bizni ko'paytirishimiz kerak 2. 1,5 ko'paytirilgan 2. Shunda 1,5 ni 2 ga ko'paytirsak 3, 3 ga 3 ni qo'shsak bizda bu chiqadi 6. Demak 6'te kislorod atomi bor ekan. Demak nisbat 3,5 ta azotga 6'te kislorod. Mana shu ko'rinishda demak javobni chiqarishimiz kerak ekan.